Sen de yapabilirsin programında Gökhan Saki ile birlikteyiz. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor antrenmanlar? İyiyim. İyi gidiyor antrenmanlar. Yeni başladım yine. Bir küçük sakatlık atlattık. Şimdi yeni yeni antrenmanlara başladık yine. Peki 10 yaşında başladın kickboksa. Uzun yıllarda kickboks oynadın. Nasıl başladın? İlk nasıl gelişti? Bu süreci biraz anlatabilir misin? Kendin mi istedin? Ailen mi yönlendirdi? Yok. Ailem karşıydı kickboksa. Aslında başta biraz kandırabildim. Arkadaşlarım hepsi gidiyordu kickboksa. Aslında hepimiz beraber futbola gidiyorduk. Futbolu bıraktılar, kickboksa geçtiler. Ben de aynı anda hem futbol hem kickboksa başladım. İşte dediğim gibi başta aileme biraz şey yapabildim. İnandırabildim, bilebildim çünkü arkadaşların hepsi gidiyordu diye. Oradan işte 2-3 sene geçerken biraz sıkıntı yaşadım. Babam falan gitmemi istemiyordu. Öyle aslında gençtik. O zamanları Rocky'nin filmleri vardı. Amerikan boks eldivenleri vardı. Hollanda'da yani hiç eldiven görmemiştim. İlk spor okuluna giderken, arkadaşlarımı izlemeye giderken işte eldivenleri gördük. Film aklıma geldi. Öyle biz de takılı kaldık yani kickboksa. Eminim başarıların geldikçe de ailen de onaylamaya başlamıştır. Evet, evet. Yıllar içinde birçok şampiyonluğa ulaştın. Geriye dönüp baktığında şu an neler hissediyorsun? Aslında başladığım zaman hobi olarak başladı. Hani bir dövüş sporu olarak gençken dışarıda da dövüşüyorduk. Yani spora çevirebilmemiz o zaman daha güzeldi. Spor okula gidip ringlerde dövüşüyorduk. Gençken herkesin, her çocuğun bir filmi vardır kafasında. Ve o filmi ben harbiden oynamak istedim. Yani büyük statlarda büyük maçlar yapmak. Sonuçta 16 yaşındayken ilk profesyonel maçımı dövüştüm. Ve orada anladım. Bende iş var yani. Bu sporda bir şeyler yapabileceğim diye. Şimdi geriye baksam yani kendimden çok gurur duyuyorum. Bayağı bir başarılar başardık, kemerler kazandık. Yani çok güzel bir... Evet, epey şampiyonluğum evet, var. Evet. Hem dünya şampiyonlukları hem Avrupa şampiyonlukları, Hollanda şampiyonluklarım var. En unutamadığın şampiyonluk hangisi? Kickboks'ta en büyük şampiyonluğum İstanbul'da 2014'te Ülker Arena'da Tyron Spong'la final maçı yaptım. Tyron Spong'da beraber büyüdük bu sporda. O da genç yaşta başladı. Bu Amsterdam'dan, ben Rotterdam'dan. Her zaman aramızda büyük bir yarış vardı. 2007'de ilk defa onunla maç yaptım. Kazandım o maçı. Ve burada dörtlü turnuvaydı. İlk maçı Nathan Corbett'le yaptım, Avustralya'dan. O maçı kazanırken, Tyron Spong da ilk maçını kazanırken finalde biz birbirimize maçımız oldu. Maalesef Tyron orada bacağını kırdı. Ben şampiyon oldum. İstediğim maç olmadı. Tabii ki hiç kimse istemez rakibin bacağı kırılsın diye. Sonunda spor, insanlar, anlamayan insanlar belki dövüş olarak görüyor ama bizim için bir spor. O gün yani benim için aslında en büyük kazandığım kemer oydu. Peki buna da değinmek istiyorum aslında. Tam güzel yerde sen de vurgu yaptın. Şimdi birçok kişi kickboksu sevmese de seni izlemekten çok keyif alıyor. Çok iyi bir sporcu olduğunu düşünüyor. Ve maç sonrası rakiplerini teselli ettiğin için de yeri geliyor ayağını bacağını kırıyorsun ama sonrasında gidip sarılıyorsun, öpüyorsun ve buna da büyük saygı duyuyor insanlar. Bu konuda neler söylemek istersin? Ya sonunda daha yeni dediğim gibi kickboksu anlamayan insanlar için kan, tekme, yumruk bunlar sırf dövüş olarak görüyorlar ama bizim çektiğimiz eziyetler antrenmanlarla olsun,
Ondan sonra maçlarla olsun, hani biz biliyoruz biz ne kadar antrenman yaptığımızı. Yani bizim için harbi spor ve benim rakibim de benim ne kadar antrenman yaptığım kadar onlar da yapıyor. O yüzden otomatikmen bir saygı görüyorsun birbirinize. Çünkü zamanında mesela benim ailem çok karşıydı. Ama ben ve bizim mahalledeki arkadaşlar çok yaramazdık mesela. Ama kickboksa başlarken saygını, disiplinle hepsini biz spor sayesinde öğrendik yani. Bizim antrenör vardı. Ben babamdan korkuyordum ama antrenörümüzden daha çok korkuyorduk. Neden? Sporu o kadar seviyorduk. Antrenörümüz bize mesela diyordu, dışarıda dövüşseniz ya yanlış bir şey duysam maç yapamayacaksınız diye. Ona göre öyle, o bizim kafamızla böyle oynuyordu. Biz de ona göre disiplin, saygıyı böyle öğreniyorduk. O yüzden maçlarda da maçtan sonra her zaman saygımız var. Maçtan önce düşmanım olarak görüyorum. Normal, çünkü maça çıkacaksın ama maç bittiği an benim için orada bitiyor. Yani. Düşmanlık orada bitiyor diyorsun. Evet. Peki low kicklerinden bahsetmek istiyorum. Çok popüler low kickların, bu konuda çok başarılısın. Belki birçok kişiyi de low kickların sayesinde knockout ettin, öyle zayıflatarak knockout ettin. Nasıl geliştirdin low kicklerini ya da nasıl fark ettin ilk bu konuda başarılı olduğunu? Low kick zamanı kariyerimde 2005'te başladı. Neden başladı? 2005'te Arsiklet ilk maçımı yaptım ve o zamanları ya 70 kilo vardı ya Arsiklet vardı. K1 organizasyonu vardı. Bu organizasyonda tek iki kiloda maç yapabilirdin. Ya 70 kilo ya Arsiklet. Ben de o zaman 85 kiloydum. 70 kiloya düşmek imkansızdı. Ben de 90 üzeri yemek yiye 90 üzerine gelmiştim. Arsiklet dövüşürken rakipler 2 metre oluyordu. 110-120 kilo. Benden 2 kat güçlüydüler. O an hep maçları seyrediyordum ve orada anladım. Yani güç yok bende, akıllı dövüşmem gerekiyor. Ondan işte hep kaçarak önce dizlere başlıyordum, low kick'ten başlıyordum. Low kick'ten sonra knockout etmeye çalışıyordum ama low kick'leri oradan başladım. Neden? Devamlı low kick verirsen rakibin bacağındaki gücü alıyorsun. Mesela yürümek istediği zaman doğru düz yürüyemiyor. O yüzden işte kafama hep low kick'i taktım ve devamlı low kick antrenmanlarını yaptım. Başarılı da oldun bu konuda. Evet, evet. Peki az önce gençken, çocukken çok yaramaz olduğunu söyledin. Sokaklarda vakit geçirdiğini söyledin. İlk yumruğunu nerede yedin hatırlıyor musun? Sokakta mıydı, ringde mi? Yok, sokakta yemedim. Şımarıktık ama böyle zamanında şımarıklığı bırakmayı biliyorduk da. Yok, ilk yumruğumu antrenmanda yedim. Yani. Antrenmanda yedim diyorsun. Peki uzun yıllar kickboks oynadıktan sonra 2,5 sene ara verdin. Evet. Sonra da UFC'de mücadele etmeye başladın. Evet. Çok ciddi bir karar bu. MMA'ye geçiş yapmaya nasıl karar verdin? 2,5 sene kickboksa ara verdim. Neden ara verdim? Glory organizasyonundan aram biraz kötüleşti. Türkiye organizasyonundan sonra. Anlaşamadık. Yeni kontrakt imzası yapacaktım ama son anda konuyu falan değiştiler. Anlaşmamız devam etmedikten sonra ben de eyvallah dedim, yani bırakmak zorunda kaldım. Neden? Başka organizasyon yoktu ve harbiden onlar ben şampiyon olduğum halde karşılık göstermediler. Oradan da ben kızdım aslında. Kendime biraz burukluk de oldu herhalde, evet, orada. Evet, 2,5 sene dövüş sporuyla hiçbir alaka olmasını istemedim hayatımda.
Ve harbiden olmadı. 2,5 sene hiç kickboks antrenmanı yapmadım. Belki 2-3 ders jiu-jitsu yapmışımdır. Ama oradan da işte kickboks günlerim aklıma geliyor diye. Yani aslında 2,5 sene doğru düzgün spor bile yapmadım. Kendimi inşaat şirketim var burada. İnşaat şirketiyle uğraştım. 6 seneden beri bu şirket var bende. Ve 6 sene boyu hem kickboks hem şirket, işte 2,5 sene bıraktığım zaman da komple kendimi iş hayatına vermiştim. Ve geçen sene, bir sene önce bayağı kilo almıştım. Bıkmıştım artık. 10 kilo vermek zorundaydım. Öyle antrenmanlara başladım ve Nisan'da eski menajer beni aradı ve dedi UFC seni istiyor, daha dövüşmek ister misin diye. Bundan önce UFC 2 defa teklifte bulundu ama o zamanları UFC o kadar popüler değildi. Ve geçen sene işte antrenmanlara başladığım zaman biraz Conor McGregor var, John Jones var, onların maçlarını seyretmeye başladım. Oradan da aslında teklif beklemediğim an geldi ve hiç düşünmeden evet dedim. Neden olmasın? Aslında soracağım soruya da cevap vermiş oldun. 2,5 sene boyunca neler yaptın diyecektim. Çünkü insanlar da merak ediyor tabii. Jiu-jitsu falan denedin mi? Güreş sporlarına çalıştın mı? Çünkü gerçekten kickboks'tan MMA'ye geçiş yapmak büyük bir karar. Sen diyorsun spor bile yapmadım. Evet. Gerçekten çok başarılı. Çünkü ilk UFC maçında da çok kısa bir sürede rakibini nakavt ettin. Evet. Ve hatta orada spiker de sana Turkish Tyson dedi. Evet. Güzel bir başarıydı. O güne dair neler söylemek istersin? Aslında ilk maç için hazırlıklar çok ağır geçti. Neden? 2,5 sene harbiden bir şey yapmamıştım ama kondisyon olarak bayağı bir gerideydim. Ama istek olarak aynı 11 yaşındaymışım gibi hissediyorum kendimi. Çünkü 2,5 sene ara vermiştim ve çok istekliydim. Bu istek sayesinde 2,5-3 ay içinde hazırlanabildim yani UFC maçına. Ve önceden sadece kickboks vardı, ağırlık vardı ve koşu vardı. Şimdi koşu var, ağırlık var, güreş var, jiu-jitsu var, kickboksing var. Bayağı bir karışık geçti. Dubai'de başladım, İsveç'e gittim. Orada bizim arkadaşlar var, onlarla antrenman yapmaya gittim. İsveç'ten Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. Burada Ertan sağ olsun, Ertan Balaban'la beraber çalıştım. Ve bana Ertan'ın yardımı, Ertan bayağı yardım etti bana. Ertan'la iyi anlaşabildim. Ertan'ın da 6-7 tane MMA maçı var ve Ertan bana bazı önemli olan tekniklerini tavsiyede bulundu ve nasıl anlattığı benim için önemliydi ve bizi iyi anlaşıyorduk ve onun gösterdikleri teknikler tam bana lazım olan tekniklerdi. Öyle aslında Ertan'la takılı kaldım. Beraber şimdi daha da beraber antrenman yapıyoruz yani. Aslında çok da zor bir sürece girdin. Çünkü öncesinde sadece dediğin gibi kickboks çalışırken şimdi birçok sporu, dövüş sporunu bir anda yapman gerekiyor. Evet. Ve zaten ayakta dövüşmekte başarılı olduğunu hepimiz de biliyoruz zaten. Bu şampiyonluklarında da görmüş olduk ama yerde başarılı mısın? Çok merak ediyor insanlar. Çünkü ilk çıktığın UFC maçında da daha çok ayakta zaten dövüştün. Şimdi buna nasıl hazırlandın biraz anlatabilir misin? Ben tabii burada görüyorum çalıştığını ama. Şimdi ilk maçta güreşte tekniğim olduğunu gösterebildim. Çünkü beni yere atmaya çalıştı 2 defa. Ve orada Ertan'la 3 teknik çalıştım. Ve ikisini orada gösterebildim. Ve güreş yönünde take down defense, yani yere atmak istedikleri zaman defense'in iyi. Teknik olarak iyi. Anlıyorum. Tek eksik olan eski gücümü geri kazanmam ve o da şimdi yavaş yavaş
geri gelmeye başlıyor. Çünkü 2,5 sene antrenman yapmadım. Jiu-Jitsu da önemli olan benim için. Yere düştüğüm zaman, düştüğüm an kalkmam gerekiyor. Ve o da işte Jiu-Jitsu Defense. O da iyi gidiyor yani. Çok videolar bakıyorum. Devamlı video bakarak öğreniyorum. Çünkü kickboksta da eskiden ne kadar video bantları vardı. Spor okulunda antrenör veriyordu. Eve gidiyordum, evden dışarı çıkmıyordum. Hep devamlı maçları seyrediyordum ve her dövüşçüden bir teknik kazanıyordum. Yani kötü olsun, nasıl kötü olsun, iyi olsun. Bazıları low kick veriyor, elleri aşağıda oluyor mesela. O zaman burası açık oluyor. Maçlarla izleye izleye öğrendim. Evet, öğrendim. Ve Jiu-Jitsu'da da aynı, güreşte de aynı. Hep devamlı biliyorsun Instagram'da her şeyi bulabiliyorsun. Hep highlight'lar oluyor. Devamlı bakıyorum ve izleyerek bayağı bir öğrendim yani. Peki bundan sonraki maçlarını yine ayakta mı sürdürmeye çalışacaksın yoksa yerde de dövüşmeyi düşünüyorsun? Şimdi UFC beni neden istediler? Benim gibi dövüşçü lazım UFC'ye. Neden? Dövüşü anlamayan insanlar yerde dövüş görmek istemiyorlar. Çünkü Jiu-Jitsu'yu anlamıyorlar. Güreşi çoğunlukla anlamıyorlar. Şimdi stand-up fight görmek istiyorlar. Ayakta dövüşü görmek istiyorlar. Kan görmek istiyorlar. Yani Amerika'da böyle maçlar istiyorlar. Ve ondan inşallah maçlarımız hep devamlı ayakta geçecek yani kickbox olarak. Peki, dövüş sporlarını izlemekten çekinenler de var. Özellikle MMA yani kafes olunca konu, böyle kanlı görüntüler geliyor insanların gözünün önüne ve ön yargıyla bakıyorlar aslında. Evet. Sense rakibinle ringde ya da kafeste dövüşürken sonrasında ona sarılıp öpebilen bir insansın, onu teselli edebilen bir insan olarak. Bu konuda neler söylemek istersin, düşüncelerin ne bu yönde? Ben kendim 20 senedir kickboks yapıyorum diye şimdi o insanlar nasıl düşünüyor? Tabii öyle düşünen insanlar var ama sonunda UFC tamam kafes dövüşü ama UFC'de olimpik güreşçiler var, olimpik judocular var. Hepsi altın kazanan. Türkiye'de de mesela güreş olduğu zaman tüm Türkiye'ye bakıyor. Aslında kafeste de her spor var. Onun diye bu kadar mesela Amerika'da bu kadar tutuluyor. Her dövüş spor dalından hepsi bir arada. Tamam kickbox da var. Yumruk tekme de var. Ama bence yani boksla, kickboksla büyük bir farkı yok yani. Sonunda spor anlamayan insanlar için daha ağır gözüküyor. Çünkü yerde devam etmek var. Ama yerde devam ediyorsun, yeri anlamadığın an o zaman tehlikeli olabiliyor. Ama biz hepimiz, ben ve rakibim de her gün antrenman yapıyoruz ve ikimiz de antrenmanlıyız. Antrenman yapmadan kafese girirken o zaman daha tehlikeli gözükebilir bu sporu anlamayan insanlar için. Ve o zaman onlara hak da verdim ama böyle büyük bir risk alınmıyor. Yani bence yakında bu bir olimpiyat sporu da olabilme imkanı da var yani, uğraşıyorlar. Daha da büyük gidecek diye düşünüyorum. Evet. Peki bundan sonrası için ne gibi hayallerin var? Hem boks, kickboks, MMA açısından hem... Şimdilik bir tek hayatım var. Özel hayatımda da hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Her şeyi kenara bıraktım. UFC kemerini istiyorum. Güzel cevap peki. Tek bu var aslında. Galatasaraylısın. Biraz da Galatasaray'dan evet. Bahsedelim. Evet. Nasıl başladı bu sevda? Nasıl Galatasaraylı oldun? Küçüklükten beri ben Galatasaraylıyım. Yani o zamanları hatırlıyorum Galatasaray UEFA'da şampiyon olurken Rotterdam'da hepimiz Hofplein'e gitmiştik.
Rotterdam'ın ünlü bir ünlü yeri, sentrumda, çarşının içinde. O zamandan beri yani bence renkler hoşuma gitmişti gençken. O zamandan beri işte futbol da oynuyordum, bayağı iyi futbol da oynuyordum. Her zaman Galatasaraylıydık yani. Peki maçlara da ara sıra geldiğini biliyorum. Dördüncü yıldızın takıldığı sene sen de sahadaydın. Evet. Geliyor musun hala maçlara? Takip ediyor musun? Son bir senedir Asya tarafında yaşıyorum. Geldim. İki defa mı? Son bir buçuk senede 2-3 defa gittim. Önce daha sık sık gidiyordum. Wesley Sneijder burada oynarken daha çok takılıyorduk. O da Hollanda'dan arkadaş. İşte beraberdik. Burada tek olmasını sevmiyordu. İşte git gel antrenmanlara gidiyordum, geliyordum. Şimdi o gitti. Ben de bu tarafa taşındım. Gidiyoruz, ara sıra gidiyoruz. Ara sıra gidiyorum diyorsun, evet. Yine de bekliyoruz seni. Peki şu anda beğendiğin yeni takımda, tabii birçok transferler oldu, değişti takım epey ama beğendiğin oyuncular var mı şu an? Hollanda'dan bizim Rodriguez var. O Hollanda'da benim yaşadığım semtin orada yaşıyor. Yani Davsave, Rotterdam'da, Spanya. Tanıyorsun mu yani yakın? Biliyorum, evet, kim olduğunu biliyorum. Bir kere görüştük. Şimdi onun nereden gelmesi, şimdi burada böyle oynaması gurur verici bir şey. Yani helal olsun. Güzel gelişti. Güzel büyüttü kendisini. Evet, şu anda da gayet başarılı, Galatasaray'da da güzel performans sergiliyor. Evet, devamlı oynuyor kadroda. Evet, evet, şu an oynamakta. Evet. Bazen ilk 11'de başlamasa da en azından gol de atıyor, asist de yapıyor. Başarısı yerinde. Peki diğer başka beğendiğin futbolcu var mı hiç yenilerden? Gomez. Evet, Gomez'i beğeniyorum. O da bayağı... Çok başarılı. Başarılı oldu, evet. Zaten Gomez'i... Hollanda'dan benim bir arkadaş gelmişti 6-7 ay önce. Bayağı izlemedim son zamanları. Onun saçları aynı Gomez'in gibi. Ve benim masaya geliyordu, o Gökhan abi resim çekebilir miyiz? Ben de sandım, beni diyor, yok dedi, Gomez'le çekilmek istiyoruz. Oğlum Gomez değil, bu Hollanda'dan başka arkadaş diye. Orada Gomez'i daha çok açtım interneti, orada ilk kez. İlk öyle izledim, evet, diyorsun. Evet, aynen. Röportajımızın sonuna geldik. Benim sorularım burada tamamlandı. Başka eklemek istediklerim var mı? 7. ayda yine maçım olacak. Amerika'da, Vegas'ta. İnşallah iyi hazırlanacağım. Ve maçı hepimiz için kazanacağım. Ve Galatasaray hakkında da inşallah bu sene şampiyon oldular. Full desteğe devam ediyoruz. Peki, seni Türk Telekom Stadyumu'na da bekliyoruz. Bir kere İnşallah. Daha hatırlatayım Geleceğim. Ben de. EV maçında da çok başarılar diliyorum. Teşekkür Sana ederim. Küçük de bir hediyemiz var. Galatasaray Televizyon ailesi olarak. Kars 36. Evet. Nice. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yeni mi? Oğlum, ha? Şimdi program sende yapabilirsin olunca sporu deneyimlemeden olmaz. Şimdi Gökhan Saki bizlere en iyi yaptığı hareketleri gösterecek. Burada tabii Ertan Hocam da, Ertan Balaban da bizlere eşlik edecek. Evet Gökhan, mikrofonu sana veriyorum. Neler yapacağız şimdi? Daha yeni bahsettik. Low kick'ten bahsetmiştik. Low kick'i nasıl vereceğiz?
Hollanda'da mesela ilk spor okuluna gittiğin zaman, kickboks okuluna, standart ilk antrenmanlarda iki ayak yan yana başlıyorsun. Bir adım sola atıyorsun, bir adım öne atıyorsun. Dirsekler kapalı, çenen aşağı doğru, eller çenenin önünde. Ondan sonra low kick attığın zaman rakibine bakman gerekiyor. Sağ low kick attığın zaman sol ayağını çevirmen gerekiyor. Yoksa düz ayakla low kick atsan, o zaman mesela tüm vücudunu low kick'in arkasına atamıyorsun. O yüzden aynı futbolda nasıl topa vurduğun gibi önce ayağını çeviriyorsun, ondan sonra tekmeyi atıyorsun. Bir adım sol, bir adım öne atıyorsun. Dirsekler kapalı, eller çenenin önünde. Sol ayak çeviriyorsun, sağ tekme atıyorsun. Sen bir de özellikle iç bacağı vuruyorsun, yanılmıyorsun. Evet, iç bacağı da. İç bacağı da aslında aynısı. Sol ayak önde. Solla tekme atıyorsun, sağ ayağını çeviriyorsun. Ondan sonra sol el de gözünün önünde, çünkü sağ kroşe attığı zaman aynı anda bloke yapabiliyorsun. Öyle iç dalga. Peki burada rakibe bakmak önemli mi? Rakibe mi, gözüne mi bakmak gerekiyor burada? Her yaptığın ya zaten gözünü ayırmayacaksın rakibinle. Bütün hareketlerde rakibin gözüne bakmak gerekiyor. Çünkü rakibin gözüne bakmadığın zaman, bir darbe yediğin zaman daha çok hissedersin yani. Ya nokaut gidersin, ya ağrısı daha fazla olur. Çünkü beyin reaksiyonu olmuyor. Çünkü görmüyorsun gelen yumruğu ya da tekmeyi. Beklemediğim bir yumruk tekme oluyor. Okey, şimdi ben deneyeceğim. İki ayak yan yana, bir sol adım, evet, bir öne adım. Ondan sonra dirseklerin kapalı, sağ elin çenenin yanında, solda biraz önünde. Ondan sonra bir küçük adım atarak sol ayağını döndürüyorsun, evet, orada tekmeyi yukarıdan aşağıya, aynen böyle. Bir tane daha. Evet. Tekmeyi attıktan sonra burada takılı kalma. Attıktan sonra bir hemen arkaya. Evet. Acıdı. Peki, bir diğer hareket neydi? Kroşe demiştik değil mi? İlk arsiklet dövüştüğüm zaman kilom hafifti. O yüzden daha çok low kick kullanıyordum. Boksuma o kadar güvenmiyordum. Çünkü yeterli güçlü değildim. Ve son 2009'da, 2008'de iyi ağırlık çalışmaya başladım. O zamandan beri daha çok yumruklara güvenmeye başladım ve çoğu rakibi sol kroşeyle nokaut yaptım. Onun tekniğini de göstereyim. Aslında göstermesi yasak ama neyse, Galatasaray TV. Bu da aynı işte, bir adım sola, bir adım öne. Bu standart bir dövüşün duracak standı. Sol kroşeyi nasıl vuruyorsun? Sol adım atıyorum öne. Adım attığım zaman omuzumu gösteriyorum. Neden omuzumu gösteriyorum? Yumruk omuzumu gösterdiğim zaman fake oluyor. Yani yumruk atacağın sanıyor. Orada sağ omuzumu gösteriyorum ve aynı anda adım atıyorum ve buradan sol kroşeyle geliyorum.
Sol kroşede el kapalı, omuzu bak sağlan adım attığım an sol omuzu arkaya getiriyorum. Neden? En çok ne kadar güç varsa onları işte arkadan getiriyorsun yukarıdan aşağıya. Bak aslında 3 adım. Uzaktaysan yaklaşmak için 1, 3. Bir, şimdi sağ, iki, aynı, üç, süper. Evet. Bir daha, sol ayak mıydı? Bir, iki, üç, evet. Ama sağ ayağını, bak sağ ayağını sen biraz öne getirdin. Her zaman arkada kalması gerekiyor. Bir, iki, üç, evet, süper. Evet, şimdi ne yapıyoruz Gökhan? Şimdi low kick gösterdim. Sol kroşeyi gösterdim. Çoğu zaman maçlarda low kickle başladığım zaman, daha yeni anlatmıştım size. Rakipler ağır olduğu zaman, mesela 7-8 tane low kick yedikten sonra o zaman bacağındaki gücü kaybediyor. Ve yürüme daha zor oluyor. Konsantrasyon %100 bacağa doğru gidiyor ve bacağa gittiği zaman işte bir low kick daha veriyorsun mesela. Low kick'ten sonra hemen sol kroşeye veriyorsun. Yani knockout. Birlikte yapacağız yani bu sefer. Evet, bu sefer birlikte yapacağız. İzleyelim. Low kick, kroşe. Evet, öyle başlayalım. Bir, iki. Adım atıyorsun. Soldan adım atıyorsun önce. Ama adım attığın an ayağını hemen çeviriyorsun. Evet. Evet. Low kick attığın zaman. Bir, iki. Bacağını yani sağ öne gelebiliyorsun. Bir, iki. Sağ önde, evet. Bir, iki, evet. Sen de yapabilirsin programında. Bu hafta özel bir konuğum vardı. Gökhan Saki bizlerle birlikteydi. Gayet keyifli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Kickbox yaptık. Bize öne çıkan tekniklerini gösterdi. Gökhan çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ve tabii Ertan Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Yine bizlere eşlik etti. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyiciler, Sen de yapabilirsin'in bu bölümünde sonuna geldik. Haftaya yeni bir sporla farklı bir bölümle görüşmek üzere. Hoşçakalın.